Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarına 8 Ekim Cuma günündeyiz. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür siz? ederim. Siz? İyiyiz biz de. Bugün trafik, dün e, rica ettik İstanbullulardan. Bugün şahane geldim. 45 dakikada geldim ki 45 dakika 25 kilometrelik mesafe için çok şahane bir süre yani. Evet. Hani değiştirmek açıktı değiştirmek falan der, diyeceğim evet. trafik yani. Evet. Ne olduysa Cuma, Cuma günleri acaba insanlar çıkmıyor mu arabasıyla? Oradan öncesi Sinan'la konuşuyorduk. Perşembe, Cuma'ya doğru hafifliyor trafik diye bir tespiti var. Hiç vallahi Perşembe bilmiyorum. günü hafifliyor. Dün sabah biliyorsun bir buçuk saatte ne geldi. Ne kadar bilimsel olduğunu bilmiyorum. <laughs> Neyse valla eğer dünkü konuşmamıza istinaden bir aksiyon alındıysa bu sabah teşekkür edelim herkese. Bugün bilmiyorum ben hani e, vallahi 45 dakikada hani dur kalk yapmadan işte olabildiğince şahane. Bu kadar olsa yine öpüp başıma koyacağım yani. Şahane geldiğimi söyleyebilirim yani e, bunu da dün fikri takip anlamında bugün için söyleyelim en azından teşekkürlerimizi iletmiş <laughs> olalım. Değerli izleyenler malumunuz bu akşam Amirli Futbol Takımımız yeni teknik direktörüyle yeni hocasıyla sahaya çıkacak. Kritik de bir karşılaşma ve biz de programımıza milli takımla başlayacağız. İlk olarak ekranlarınıza Fanatik Gazetesi geliyor. Başlığımız final gibi başlangıç. Milli takımın yeni hocası Stefan Kuntz ilk sınavını gruptaki en kritik maçta Norveç'e karşı verecek. 6-1'lik Hollanda hezimetiyle avantajımızı kaybettiğimiz 2022 Dünya Kupası eleme grubunda yeni hocamız Stefan Kuntz'la yepyeni bir başlangıç arıyoruz. Kazanırsak Letonya deplasmanı öncesi tüm olumsuz tablo ortadan kalkacak. Kaybetme ihtimalini ise düşünmek bile istemiyoruz. Üstelik ilk maçta evinde yendiğimiz Norveç'te bu kez Haaland ve Sörlot'ta dahil çok önemli eksikler var demiş gazete. Şuradan bakayım Türkiye için, amirli takımımız için. Kalede Altay, Zeki, Merih, Kaan, Caner savunma dörtlüsü, Berat Ozan, Cengiz ve Yusuf Hakan orta sahası ve en ileri uçta da Burak Yılmaz'ın forma giyeceğini tahmin etmiş gazete. Bir sonraki sayfa sabahtan geliyor. Sabah gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza başlık ise ilk stres testimiz. Norveç maçını değerlendiren Amirli takımın yeni hocası Stefan Kuntz umutlu konuştu diyor ve bu başlığı atmış. Birazdan biz de bandımızı getireceğiz. Her iki takımın hocalarının öne çıkan sözlerinden dünkü basın toplantısında. Yeni sayfa yeni heyecan diyor gazete. Bir de Kadıköy kapalı gişe demiş 25 bin seyirciye izin verilen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kırmızı e, beyaza boyandı. Günler öncesinden biletlerin bittiği Norveç maçı için Kadıköy'de tribündeki koltuklar ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. En altta da Kunt Hücum dedi diye bir başlık var. Sonraki sayfamız Norveç'in yıldızları yok. Eski Trabzonlu Sörlot'un yanı sıra Dünya Yıldızı Haaland ve diğer forvetleri Joshua King'den yoksun olan Norveç'te savunma ve orta sahada da eksikler var. Solbaken, Norveç'in hocası Stale Solbaken aday kadroya çağırdığı 5 ismi takımdan çıkarmak zorunda kalırken toplam eksik sayısı 9 oldu. Şöyle bakalım ayrıntılara Sörlot yok, Haaland yok, Joshua King zaten sakatlığı açıklanmıştı. E, El Yunus ile 22 yaşındaki kanat oyuncusu El Yunus ile 22 yaşındaki forvet Torst Vett'e yine oynayabilecek bu karşılaşmada eksiklerin yerine demiş gazete. E, Svensson Adana Demirspor'da forma giyen sabek Jonas Svensson'un yanı sıra stoperde Christopher Ayer sakat. Ön libero Sander Bergi ise Covid-19'dan karantinaya alındığı için kadrodan çıkarılmış. Kaleciler Bradwaite, Hansen, ön libero Matthias Norman, ve yine bir diğer ön libero da sakatlıklarından dolayı kadroya çağrılmamıştı. Sol bakken. bu isimlerin yerine Norveç kol, e, Norveç gol kralı Norveç gol kralı Ohi Omo Yuanfo 22 gol atmış. Ve sağ Ryerson ve ön libero Fosumu Ivor e, Fosumu çağırmış kadroya. Orada da durum kadro açısından, kemik iskelet kadro açısından pek iyi değil notunu düşmüş. Milliyet gazetesi. Şansımıza sarılmalıyız. A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz Norveç'e karşı Türkiye'ye uygun bir futbol felsefesiyle oynayacaklarının altını çizdi. Yeni sayfa açmak bir fırsattır. Elbette gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Bu küçük şansa sarılmalıyız dedi. Cezalı çağların yerine Serdar Aziz kadroya çağrıldı diye zaten Uğur Bey de önceki gün söylemişti. Öne çıkan başlıkları milli takımla ilgili bu akşamki maçla ilgili öne çıkan başlıkları e, aktardık. Uğur Bey bir hocalar ne dedi? Tabii. Ona bir bakalım isterseniz Lütfen. ondan sonra sözü size bırakacağım. Öncelikle A milli futbol takımımız Stefan Kuntsun ve bir futbolcumuzun değerlendirmeleri geliyor ekrana. Heutzutage und wie die Informationen weitergegeben werden. Türk milli takımının bazı maçlarını İnanlı. izledim. Ee, Türkiye'de birçok stadyumu ziyaret ettim, yurt dışında da stadyumlara gittim. Yani oyuncularımın yer aldığı başka takımların maçlarını izledim buralarda. Burada belli bir bilgi zemini var. Fakat bu bilgi zemini gündelik antrenmanlarımızla, oyuncularımla iletişimde yerine getirilemeyecek şeyler değil. Onlarla bunların hepsini öğrenebilirim. Yani oyuncularımı hem sahada hem saha dışında güçlü yönlerini zayıf yönlerini keşfetmek için onlarla bir ilişki kurmam gerekiyor gerek teknik gerek duygusal olarak ve futbol felsefesi açısından, Türkiye milli takımına uygun olan bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum. Norveç'le ilgili, Norveç maçıyla ilgili olarak düşündüklerimi onlara anlattım ve dedim ki bu stratejiyle, bu taktikle oynayabilir misiniz, rahat mısınız diye ve bu birkaç günü böyle geçirdik. Sonra da son antrenmanımızı yaptıktan sonra yarın keyifle maça çıkacağız, heyecanla maça çıkacağız. Yani kaptanımızın da söylediği gibi geçmişle aralarına bir mesafe koymak istedim. O sayfayı kapattık kapatmak istediklerini söyledi zaten. Dolayısıyla yeniden başlamak, yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapabileceklerini bir kez daha göstermek için bir fırsattır. Kısa bir süremiz var tabii ki ama bu süre içerisinde takımı güçlendirebilmek, oyuncuları güçlendirebilmek, onlara daha çok güven ve özgüvenle sahaya çıkabilmeleri için küçük bazı değişiklikler yaptık ama bugün takımma da söyledim yani ilk stres testimiz e, gelmiş durumda şu anda yani kim kaleye geçecek kim sahada olacak kim yedek kulübesinde oturacak bu ilk stres testimiz ve daha ilk bu testte bile ekip miyiz değil miyiz takım olmayı başarıyor muyuz başaramıyor muyuz onu anlayacağız çünkü yedek oyuncu sahada olan oyuncudan yüzde bir oranında bile daha önemsiz değildir benim için Letonya'da çünkü belki de şu, bu maçta oynamayacak. 6 tane yedek oyuncuya ihtiyacım olacak. Ama oyuncular yedek kulübesinde otururken de her şeyleriyle yüzde yüz olarak arkadaşların destekleyerek onları ateşleyerek jestleriyle mimikleriyle eğer yüzde yüz orada değilse o zaman hedefimize ulaşmak zor olacaktır diyebilirim şimdiden. Bütün takıma birlikte ihtiyacımız var. Ee, öncelikle yarın maçın öneminin farkındayız. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Herhangi bir puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir maç. Tabii ki de elemelere çok iyi başladık. Devamında kötü gitti. Ama bunların hepsini bir kenara bırakıp yarın tamamen 3 puana galibiyete konsantre olmuş bir milli takımımız var. Yeni bir hava, yeni bir ortam, yeni hocamız. Bizler de kendisine sizler gibi yardımcı olmak, bir bütün olmak, her şekilde destek olmak zorundayız. O yüzden dediğim gibi tamamen yarına konsantre olmuş, galibiyetten başka hiçbir düşüncesi olmayan bir milli takımımız var. Gerekli çalışmaları, hazırlıkları, her şeyimizi yaptık. Artık maç saatini beklemeye başladık. Ben yarınki maçın herhangi birisinin birisiyle konuşmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum çünkü her şey ortada ee, kazanıp ikinci olmak istiyoruz şimdilik ee, dediğim gibi e, her şey yolunda e, gerekli konuşmaları da yaptık. Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'ın açıklamaları bu şekildeydi şimdi Urbeçim e, şeyi de Solbaken'i de e, vereceğiz de gitmeden önce e, birkaç noktayı ben size sormak istiyorum şuradan bakınız. E, diyor ki hoca. Türk e, milli takımına uygun bir felsefe bulduk ve bunu oyuncularımla paylaştım. Bu yeni bir önerme. Yani yeni bir şey oynayacağız mı diyor. Ya beni en çok e, kafamda soru işareti ya da merak uyandıran cümlesi bu oldu. Dünkü basın toplantısında. Evet. Türk oyunculara uygun yeni bir felsefe buldum. Şimdi e, Türkiye'de 2021 yılındayız. 2021-22 futbol sezonunda oynuyoruz. 1950 senesinden beri e, ligimiz var. Onun öncesinde daha farklı şekilde oynandı, daha farklı yapılarda oynandı futbol. Ee, peki bu süre içerisinde bir Türk ekolünden, bir Türk futbol oyun geleneğinden ya da felsefesinden bahsetmek mümkün mü? Sen, çok Mümkün değil çok ama mümkün bunun için değil. de enseyi karartmaya gerek yo, yok yo, o, o açıdan değil. Hani bir felsefe buldum diyor ya hoca. Türk oyunculara uygun bir felsefe. Nedir o? Yani... Bizim oyuncularımız hani hep bir şey Belki vardı ya. Belki orada bir çeviri hatası, strateji diye desek onun yerine daha Bizde bir doğru şey, olur. bir 10-15 sene önce çok daha fazla kullanılıyordu bu. Türk oyuncunun işte sırtını sıvazlayacaksın, aslansın, kaplansın, gazla çalışıyor falan gibi bir şey vardı. Sonradan bu söylem biraz unutuldu ki çok şükür unutuldu. E, artık gazla çalışmıyoruz, bilimle, e, taktikle, teknikle e, çalışıyoruz. E, bu biraz azaldı. Onu mu kastetti acaba? Yani Türk futbolcunun hala aboneti zannetmiyorum onu kastetti. Yani ne demek istedi? Taktik ya da strateji herhalde kastetti. Felsefe, felsefe. değildir. Felsefe daha büyük bir sözcük ama yani. bence orada kastetti bu maça özgü bir plan. Peki. Taktik, strateji herhalde odur. Sonuçta 6 maçta 11 puanla geliyoruz. Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz. Dolayısıyla ortada yeni bir felsefe yaratacak kadar, enseyi karartacak kadar ...çok kötü bir tablo yok. Onun da farkındayız. Evet, daha iyi bir noktada olabilirdik. Çünkü Hollanda'yı ve Norveç'i yendikten sonra... ...rakibimiz sayılmayacak... ...Letonya ve Karadağ gibi... E, ...ülkelere puan kaybedeceğimizi tahmin etmiyorduk. E sonra da farklı Hollanda ilgisi geldi. Evet, bu noktada olacağımızı tahmin etmiyorduk. Önce e, 3 maç 7 puan, sonraki 3 maç 4 puan. Tabii üzdü. Bu durum bizi üzdü ama yeni bir e, felsefe icat edecek kadar... E, enseyi karartacak kötü bir noktada değiliz. Yani en son 90'lı yıllarda o noktadaydık zaten. Artık Türk futbolu ondan sonra özellikle Euro 96'ya gittikten sonra her zaman hemen hemen yarışmacıydı. Her zaman grupta ikiyi zorladı. Girdi, giremedi, turnuvaya gitti, gidemedi. Ama her zaman yarışmacıydı. 96'dan beri yarışmacı olan bir futbol ülkesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni bir felsefe e, tarif edecek bir nokta o değiliz. O kadar kötü değiliz. Ayrıca... A milli kadroya, futbol maçı için çağrılan kadroya baktığımızda büyük oyuncuların büyük kısmının yurtdışı liglerde oynadığını, Avrupa'nın büyük liglerinde, üst düzey liglerde oynadığını ve bir kısmının da yine oralardan yetiştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türk oyuncu diye yani yetişim, e, temel bilgi, fundamental vesaire hani ne, Türk oyuncu derken bu adamlar zaten üst düzey profesyonel olarak yetiştiler ve oynuyorlar. Oralarda varlar, oralarda oynuyorlar. yani O bundan. cümle tam oturmamış sanki. Yani Türk oyuncuyu özel adamlar zaten uluslararası oyuncu. Yani bu bunu evet. yapamasalar oynayamayacaklar çünkü orada. Bu kadar basit yani oynatmaz adam. Yani bence de öyle. Mesela şu anda Rusya milli takımı... Herhalde çeviri hatası oldu orada. Rusya milli takım büyük ölçüde Rusya'da yetişen Hatta ve de. Rusya'da oynayan oyunculardan kurulu. Belki onlarla ilgili konuşurken, şu an Rusya'nın durumundan dolayı belki Rus ligine ve Rus pojara uygun bir felsefe tesisimiz desem belki çok yanlış olmaz. Çünkü oranın öyle bir şu anda dönemsel özel bir durum var ama bizim kadromuzun yarıdan fazlası lejyoner. Yarıdan fazlası 5 büyük ligden geliyor. Bir kısmı da sizin de altınız çizdiğiniz gibi zaten yurt dışı altyapısı var. Bence de uluslararası oyuncular. Bizim ligimizde öyle, da önemli kısmı. Öyle. Uluslararası oyuncular. Dolayısıyla bu uluslararası oyuncularla tabii ki bir uluslararası felsefemiz olacak. Yani bize özgü sadece Türk araması olan bir felsefeden söz ettiğini zannetmiyorum. O da uluslararası bir hoca olduğu için zaten göreve getirildi. Alman olduğu için değil. Uluslararası bir hoca olduğu için göreve getirildi. Tahmin ediyorum bunun farkındadır. Çünkü çalışan, izleyen, takip eden, etrafında olup biteni de algısı açık, geniş, öğrenmeye açık. İşte daha önce bir iki sefer söylemiştim Epiktetos'un sözü. E, en zor şey bir insana bildiğini zannettiği bir şeyi öğretmek. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Stefan Kuntuz'un sanki algıları açık, öğrenmeye açık gibi bir izlenim verdi bana. Milli Öyle takım için şey. doğru bir tercih olduğu kanaatinde değilim. Biraz profil olarak aşağıda kaldı. Bence bizim bizim milli takımımız daha yüksek profilli bir hocayı hak ediyordu. Hala o noktadayım. Ama işte Fankunsun geldikten sonra çizdiği profile bakınca bütün tribünlerde olması, yurt dışına ve yurt içinde bütün başarı takip etmesi, hemen hemen bütün oyuncuları kavruyor, kapsıyor gibi bir izlenim yaratması... Karşılıklı saygıyla şu ana kadar ortaya koyduğu profil bilmiyorum. Öğrenmeye kapalı gibi gelmedi. Hoca geldikten sonraki PR çalışması işe yaradı diyorsunuz yani. Ya evet bir PR da var. Ee, o PR da bazen rahatsız edici boyuta gelebiliyor. Bunun da farkındayım. Biraz doz aşırı olabiliyor. Buna da ihtiyaç yok. Çünkü ne Olmalı. kadar maç öncesi PR yaparsanız yapın. Hani Yarın tablo Ahmet, bambaşka olacak. Ahmet Altıntop dedi ya biz milli takımımız kimseye yalvarmayız diye. Milli takımın hocasında PR'ını yapmaya gerek yok yani. Aynı mantık. Tabii ki Gerçek yalvarmaya yok gerek yok. Çünkü bu yani. neticelerle ilgili bir oyun. Yani yarın bambaşka olacak tablo. Yani biz bu maçı oynamış olacağız ve elimizde daha sağlıklı veriler olacak. Sizin yaptığınız PR'dan çok daha güçlü veriler olacak ve o veriler ışığında konuşacağız, değerlendireceğiz Pazartesi günü milli takımı. Dolayısıyla evet. Yani bu maçı yaşayıp göreceğiz. Ondan sonra daha saltı veriler olacak elimizde. Eee sol gitmeden ve maçı konuşmadan önce bir cümle daha yine dünden aklıma takılan bu kez Burak Yılmaz'dan ee, Uğur Beyciğim diyor ki e, ee, şeyle alakalı bir soru soruldu. Ee, önceki dönemde Şenol Hoca ile Şenol Hoca dönemiyle alakalı olarak e, konuşacak çok şey var ama Norveç maçı öncesi geçmişi konuşmak istemiyorum şeklinde cevap verdi. Burak, ver. Burak, Burak. Doğrudur hani şimdi bambaşka bir maçın önündeyiz. Bambaşka bir düşüncemiz. Bambaşka bir hedefi. Haklı yani bu şu anda bunu konuşmak istemiyorum demek son derece doğru olabilir de. Acaba ne konuşabilir, ne anlatabilir, ne düşünebilir. Konuşacak da o çok şey yani. var derken ne kastetti? İşte ha, o, o konuşacak çok şey var. Üç kelimelik o cümle çok daha fazlasını barındırıyor sanki. Tekrar söylüyorum yani bu maç öncesinde bunları konuşmanın çok manası yok. Kesinlikle haklı bence. Bambaşka bir şeye odaklanmalıyız, kanalize olmalıyız. Ama o üç kelimelik cümle acaba haksızlığa uğradık mı diyecek? Yani düşündüm sadece yani bize gereksiz yere haksızlık yaptınız, biz bir falan bilmiyorum. Ee, ama merak Şimdi Burak açıkçası. Murat Yılmaz profiliyle ilgili iki hadiseyi daha aklıma getiriyor. Bu açıklama. Birincisi Euro 2016 prim krizi. Çıkmıştı. Stadyumun önündeydi. Çok iyi hatırlıyorum. Önünde muhabirler vardı. Dedi ki siz her şeyi biliyorsunuz prim konusuyla ilgili. Hepiniz her şeyin farkındasınız ama işte gün gelecek ben açıklayacağım, konuşacağım, göreceksiniz dedi. 2016'ydı. 5 sene geçti üzerinden. Bir şey açıkladığını hatırlamıyorum. Burak Yılmaz'ın o konu. Euro 2016 prim krizinin hala tam olarak nereden kaynaklandığını, e, tam olarak hikayesini spor kamuoyu olarak bilmiyoruz. Ama Burak Yılmaz siz biliyorsunuz falan demişti oradaki muhabir çocuklara. Ben onlara sordum siz biliyor musunuz? Yani onlar da bilmiyorlardı. <laughs> yani tam olarak anlayamadık. Beşli. Birinci bu aklıma geldi. İkincisi e, son oyunumuz müsabaka sonrası yine Burak Yılmaz'ın milli takım kaptanımız yani. Çünkü Burak değil, Burak deyip geçme milli takım kaptanı. Milli takım kaptanının bir takım Anlamadığım, bilmediğim sosyal medya paylaşımları ile ilgili yaptığı açıklamalar vardı yine çok manasız, anlamsız. Onları muhatap alarak eleştirdiğimiz evet, nokta yine buydu. Yine anlamsızdı, yine manasızdı, ne yine gerek gereksizdi. Var? Yine milli takımı temsil noktasında onu ben anlamlı bulmadım, doğru bulmadım. O yüzden de şimdi de hani bunu konuşmanın zamanı sonra değil, sonra konuşacak çok şey var. Bir şey konuşacağını tahmin etmiyorum ya. Şu ana kadarki verilere baktığın zaman bir şey konuştuğunu da görmedim. Bir, e, tekrar konuyu dağıtmayalım fazla ama zaman zaman e, İngiltere'de bunu çok örneğini görüyoruz. Almanya'da çok örneğini görüyoruz. Görev süreleri bittikten sonra, aktif yaşantılar bittikten sonra sporculuk olsun, teknik direktörlük olsun anılar yazılıyor. Kitaplar yazılıyor ve bazı şeyler orada hadisenin iç yüzü net bir şekilde anlatılıyor üstünden bir süre geçtikten sonra. Bizdeki en büyük eksikliklerden birisi de bu olsa gerek. Yani tarihe not düşmüyoruz. Evet. Merak ediyoruz. Ya ne oldu orada? Ne oldu? Belki ders çıkaracağız. Okuyacağız, öğreneceğiz. Belki ders çıkaracağız burada ve tekrarlamayacağız müthiş ama. bir kariyeri var. Saklı, aynen öyle. Umarım yazar. Milli takım kaptanlığı dediğiniz altını en net dolduran isimlerden bir tanesi. E tabi harika bir kariyer Umunluğa yaptı. Varımız. Gurur duyduğumuz bir sporcu. Umarım yazar. Futbol e, i̇nşallah. İşte o zaman ya, öğreniriz. Burada eksik kalıyoruz. Bunları okumamız Tümer Metin yazmıştı. Çok fazla örneği yok. E, şimdi de değerli izleyenler Norveç milli takımı e, Stale Solbakken'in açıklamaları gelsin ekrana. Evet, böyle büyük bir maça e, psikoloji ve mental olarak e, hazırlanmak e, Tabii ki e, kolay olmuyor ama e, en iyi e, psikoloji e, e, çocuk oyuncuların arasında geçirdiği e, zamanda kuvvetleniyor e, ama biz de e, takım olarak e, bir önceki kampta yaşadığımız e, süreçteki pozitif enerjiyi alıp bu buraya geldik e, yarın hazır olacağımızdan eminim i troppen god man har tillit den den biten Türkiye'nin çok iyi eee forvetleri e, var. Lille Maçay ve Inter Milan'da da e, oynayan oyuncular var. E, bunların e, planlarını kafamızda yaptık ve görüştük. Umarım e, yarın maç içerisinde e, durdurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar araştırmalarımızı yaptık <laughs> Stefan Kunz Almanya U21 takımında da Teknik direktörlük yaptı Ve ayrıca olimpiyatlarla da Katıldı Bu maçları izleyerek Gereken bilgilere ulaştık, ulaştığımızı Düşünüyoruz Tabii ki Stefan Kunz'un Kendi bakış açısını ve tek Taktiklerini Türk milli takımına da e, uygulayabilirse e, çok e, güçlü olarak karşımıza çıkacaklar. E, ama elimizde yaptığımız araştırmaları e, düşünerek e, ona göre hazırlıkta çıkacağız. Bu bir e, takım oyunu olduğu için e, takım olarak hazırlandık ve elimizden gelen e, her şeyin en iyisini yapmaya hazırız. Yarın iki maç tabii ki çok önemli her iki takım içinde. de. Fakat daha ileride oynanacak maçlar var. Onları da düşünerek bu maça hazırlandık. Şu anda full konsantre olarak bu maça hazırız. Norveç cephesinden de değerlendirmeler böyle. Evet Uğur Bey nasıl bir maç olacak? Muhtemel 11'lerimiz hazır. Söz sizde buyurun. Şimdi bizim tek direktörümüz değiştiği için Onların tek taktiği aynı kaldığı için biraz soru işareti olan taraf biziz. <laughs> Norveç'in ne oynayacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama bizim ne oynayacağımız, nasıl bir strateji izleyeceğimizi doğrusu biz de dahil. Yeni felsefe. Evet, dünya kamuoyu çok hakim değil, çok fazla bilmiyor. Norveç takımı ne oynadı elemelerde bugüne kadar 6 maç yaptı. Tek bir Hollanda maçlarını çıkarırsak hep topa sahip oldular. Bize karşı da zaten %60'a yakın topa sahip olmuşlardı. Biz bir fırsat oyunu, fırsat felsefesiyle hareket etmiştik. Şöyle bir e, müsabakalarına bakıyorum. Cebeli karşı tabii çok doğal. %70'lerin üzerinde topa sahip olmuşlar. Letonya'ya karşı %60 ve %70. Bize karşı %59. Hep topa sahip olma oyunu. E, müsabakayı domine etmeye, 90 dakika hemen hemen aynı tempoyu sürdürmeye çalışma. Zaten ta UEFA Uluslar Ligi'nden itibaren, yani Solbaken öncesinden itibaren 4-4-2 oynuyorlardı. Çift Santrifor, Haaland ve Sorloth'u genelde kullanıyorlardı. Çünkü ikisinin de çizgisi iyiydi. da milli takıma düzenli oynaya başladığından beri. Bir tek, tek bir defa 4-3'e ee, e döndüler son dönemde. Ve şu anda da Santrifor'ları eksik olduğu için hem Haaland hem Sorloth hem de Joshua King eksik olduğu için... ...muhtemelen tek Santrifor'la oynayacaklar bize karşı. Tahmin ediyorum. Dolayısıyla onlarla ilgili bildiğimiz birinci bilgi topa sahip olma oyunu oynayacaklar ki... Deneyecekler bunu diyelim en azından. Çünkü deplasmana göre çok kolay değil. Ve bizim ne oynayacağımızı bilmiyoruz. Hani biz de topa sahip olmak istersek belki onlara vermeyiz. Umarız öyle olur. Peki. Şu ana kadar öyle oynadılar. İkincisi de çift santrifor oynuyorlardı ama ellerinde çok santrifor yok. Herhalde tek santrifor oynayacaklar diye tahmin ediyoruz. Bizim 11'imiz bir daha rica edelim. Bu 11 muhtemel 11. Size bir fikir veriyor mu ne oynayacağımıza ilişkin. Şimdi Yusuf Hakan Cengiz. Ee, savunma şey, e, hücum hattında forvet hattında Burak Yılmaz'ın arkasında. Yusuf'un alana ihtiyacı var, etkili oynayabilmesi için. Acaba Hakan da yer... birçok şey söylenebilir. Yani Hakan'la yer değiştirme, Hakan'la ileri üçlü bu ikisi değişerek oynar mı? E Ozan'ın driplingleri var. içeri penetre eder vesaire. E, savunma hattına bakıyorsun. Zeki'nin oynaması büyük bir şey, katkı çok büyük katkı. Hem e, oyunun kurgulanması hem de hücum anlamında gecele gündüz kadar fark ediyor. E, fark ettiriyor Zeki. E diğer tarafta Caner var. Sanki çok savunmada bekleyecek bir takım değilmiş izlenimi veriyor mu? Şimdi bu 11 aslında Şenol Güneş'in ideal 11'inden sürekli kullandığı 11'den çok farklı değil. Değil. Şenol Güneş de dörtlü savunmanın önünde defansif olarak Okay'ı oynatıyordu zaten. Onun önünde işte Ozan Hakan. 4-1-4-1 yani yine Hakan merkezde, Yusuf çizgide olsa hemen hemen ön taraf zaten birebir aynı. Tek değişiklik Anladığım Ortada. kadarıyla Okay yerine Taylan bekleniyor. 6 evet. Altı numara evet. rolünde. Arka tarafa bakarsanız zaten sakatlar var. Yani Çağlar'ın yok, Ozan Kaban yok. Berkan da belki bir ihtimal. Orta Taylan ya da Berkan. Merkezde Taylan ya da Berkan. Yani. Anladım. Okay'ın yerine oynayacak oyuncu değişecek yani. Kim oynayacaksa Taylan ya da Berkan. Ee, savunmada da zaten eksikler var. Dolayısıyla stoper rotasyonumuz çok geniş değil. Sağ bekimizdeki de düzenli oynayan oyuncu. Bir tek sol bekte Mert Müldür oynardı muhtemelen. Şenol Güneş başta olsaydı. Caner bekleniyor. Yani dikkat çekici iki değişiklik var milli takımda. Biri sol bek tercihinde kendi takımında sağ bek oynuyor Mert Müldür. Üç maçtır düzenli oynuyorsa solo da. Kuntz herhalde Caner'i başlatacaksa bir Mert uzun zamandır sol bek oynamadığı için olabilir. İki ligde izledi Caner'i ofansif performansı etkilendiği için olabilir. Sonuçta milli takım deneyimde yüksek bir oyuncu. Merkezde de Okay Yokuşçu sonuçta kulüp takımında düzenli oynayan bir oyuncu değil ama Berkan'la Taylan düzenli oynuyorlar. Orada düzenli oynayan tercih etmiştir. Herhalde o yüzden o değişiklik yapmıştır. Eğer beklerimiz 11 buysa çok radikal bir dönüşüm yok. Şenol Güneş'in 11'lerinden çok radikal bir dönüşüm yok. Ama aynı 11 ile pekala benzer 11 ile farklı bir oyunda oynayabilirsiniz. Bizim Şenol Güneş döneminde Hollanda ve Norveç'e karşı kazandığımız maçlarda topu rakiplere vermiştik. Daha çok onlar sahip olmuşlardı. Tamamlayamadık hücumlarda biz geçiş fırsatlarını kollamıştık ve çok da iyi değerlendirmiştik. Gerek Norveç maçında gerek Hollanda maçında. Bu kez acaba işte fan kafasında ne var? Umarım topa sahip olmak isteyen, domine etmek isteyen, ön tarafta oynamak isteyen bir milli takım vardır. Çünkü içeride oynayacağız, Kadıköy'de oynayacağız. Rakibimiz Norveç'in çok önemli eksikleri var. Muhtemelen onlar geçiş kollayacaklardır. Topu kaybettiğimiz yerde umarım biz kalabalık oluruz. Çünkü biz onu pek gerçekleştiremedik Şenol Hoca'nın yani. Biz rakibi önde karşılamayı başaramadık. Yani İtalya'yı da Hollanda'yı da biz kendi ceza alanımızda karşılamaya kalktık ki bu doğru bir karşıma metodu değil çünkü bu şekilde çağrı üretemezsin çünkü arkaya top atıp kolayca gole gideceğimizi düşündük. Kazandığımız toplar Kazandığımız toplar. Ama bunu, kazanamadığında da gol yiyorsun. Bunu iki ya da üç kere yapabildik İtalya maçında. Şimdi Hollanda karşısında da, hatırla evet. yediğimiz iki golü. Evet. Klasen ve Memphis'in ikili oyunlarından geldi iki golde. Tamam Klasen ve Memphis yetenekli oyuncular doğru ama şu soruyu sormadık ya Klasen ve Memphis. Ceza yayımızın üzerine kadar nasıl bu kadar rahat geldi bu top? Ceza yayının üzerinde yapıyor o ikili oyunu. Zaten oraya kadar geldikten sonra yapabilir bunları. Bu adamlar yetenekli adamlar. Esas orada sormamız gereken soru şuydu. Hollanda'yı biz oraya kadar nasıl bu kadar rahat getirdik? Niye orta sahada hat topuk basıyla ceza sahasının asisti nasıl yaptırdık mesela? E, oraya kadar gelirlerse yaparlar. Orada artık çağrı üretemezsin. Çünkü faul yapman zor. Tehlikeli yer orası. Evet. Hatta faul yaparsan da fatura kesiyorlar. Stoperin kart korkusu oluyor. Penaltı korkusu oluyor. Yani orada yeteneklerini daha kolay gösterebilirler. Ama sen onu birinci bölgesine, rakibin birinci bölgesine ya da ikinci bölgesine karşılamazsan oraya kadar rahat gelirlerse umarım Norveç'i rahat getirmeyiz. Norveç maçında izleyicimiz Yılmaz Bey yazmış. Yılmaz Kurmaz, Norveç maçında Serdar Dursun'a uzun top atılıp onu indirmesi ve etrafına dağıtması kısa vadeli oyun planı olabilir demiş. Şimdi uzun metrajlı topu neden tercih edersin? Yani birincisi orta sahana güvenmediğin için, pasla geçemeyeceğini ikinci bölgeyi düşündüğün için belki uzun metraj top düşünebilirsin. Birinci sebep. İkincisi rakip bana önde basacaktır. Ben çıkışıma güvenmiyorumdur. Rakibin önde baskısını bypass etmek için uzun metraj top düşünebilirim. Üç, rakibin stoperleri bana göre zayıftır. Ben onları alt edebileceğim düşünüyorumdur. Santriforumla ya da santriforlarımla. O yüzden uzun metraj top atarım. Üç tane sebep saydım. Bir, rakibin stoperleri zayıf mı? Hayır. Rakibin stoperleri güçlü. Yani onları bir santrforla hatta ikinin santrfor da koysan öyle alt etmek çok kolay değil. Ya yani bir defa fiziksel bir takım zaten stoperler de e, iyi fizikli, kuvvetli oyuncular. Dolayısıyla bu yüzden uzun metraj top çare olamayabilir. İkincisi ben orta sahayı pasla geçemeyecek bir orta sahayı mı sahibim. Hayır aksine Hakan'ı Inter'de, Yusuf'u Lille'de, Ozan'ı Watford'da hatta kulübesine dönersen bir sürü yetenekli oyuncusu kendi liginde ve uluslararası liglerde pasta çıkmayı becerebilen, kendi takımlarında bunları yapabilen bizim jenerasyonumuzun, hani bu jenerasyonun umut vadeden oyuncuları ve deneyimli oyuncuları. Ozanlar, Hakanlar, Yusuflar, kendi ligindeki performansına bakarsan Berkanlar vesaire. Dolayısıyla neden orta sahayı bypass etmeyi tercih edeyim? Orta sahayı pasta geçebilecek kalitem, kalibrem var. Üçüncü sebep önde baskı. Kendi sahalarında olsaydı belki biz Oslo'ya gidiyor olsaydık belki. Ama Kadıköy'e gelip bize karşı önde baskı yapıp hala sonuç oluyorlarsa bu bizim zafiyetimizdir. Bence geriden pekala o baskı kırabilecek şekilde çıkabilmemiz lazım. Zeki üzerinden çıkabilmemiz lazım. Caner üzerinden çıkabilmemiz lazım. Oraya girecek Taylan, Berkan kim oynayacaksa onlar üzerinden çıkabilmemiz lazım. Bence bu maç için planımız Santifor'a uzun vurmak olamaz. Onların olabilir. Onların olsaydı öyle bir Santifor'ları Olabilirdi mesela işte Sörlot bu işleri yapan bir santrifor. Olabilirdi ama biz, biz hayır. Biz bunu yapmamalıyız. Peki Yusuf Yazıcı nasıl bir oyuncu olarak tanımlarsınız Yusuf Yazıcı'yı? Az önce kısa bir pasaj geçtiniz ama. Şimdi Yusuf Yazıcı'nın Hakan'dan Ortasağı farkı. Mı? Forvet mi? Golcü evet, mü? Doğru bir soru bu. Doğru soru bu nasıl bence. Nasıl tanımlarsınız? Çok haklı bir soru. Hakan yaratıcı orta sahadır. 10 numara gibidir. Ki görüyoruz. Yusuf bu. ikinci santrfor gibidir. Yusuf'un Hakan'dan farkı genellikle ikinci santrifor koşuların cezalarını yapar. Bir de uzun boylu. Kafayla da gol atma şansı var. Yusuf o işleri de yapar. Yay üzerinden mesela çerçeveyi gördüğü anda gözü başka hiçbir şey görmez. İsterse ceza alanında dört pas opsiyonu olsun. Yusuf kaleyi düşünür. Hakan daha iyi opsiyonu varsa pası düşünür. Hakan attırma üzerine daha çok kurgulanmış bir kariyeri vardır. Etrafındaki santrifor Hakan'la oynamak ister. Yusuf atma üzerine. Yusuf Lille'de dikkat et ceza üzerine çevirirse falan top düştüğü zaman önüne asla kimseye gözü görmüyor. Zaten geçen sene Avrupa Ligi'nin gol krallarından biri. Aynen öyle. 7 golle bitirdi Avrupa Ligi'ni. O yüzden Hakan'la farklı değerlendirmek lazım. Şimdi e, senin santriforun da tabii orada önemli. Ve rakibin savunma prensipleri de önemli. Eğer biz Burak'a Norve savunmasına çıkacaksa Bura ara top atabileceksek Hakan atsın Bura ara topları. Ama Norveç savunmasına çıkacak mı? Şunu soracağım. Sözü şuraya getireceğim, sözünüzü kestim. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, e hepsini sayabiliriz. Takımlarında işliyor. Evet. İşliyor. Ben Yusuf o yüzden sordum. Hani nerede oynayacak bu adam ki? İşlemiyor. Dolayısıyla milli takımda sıradan bir oyuncuymuş gibi görünüyor. Oysa ki kendi kulüp takımlarında işliyor. Doğru. Yani ne yapmalıyız ki bu adamlar işlesin? Yani Hakan e, istatistiklerle ortaya koymuştuk. Hakan Çalhanoğlu ne yapıyor kardeşim diye sorarken Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımın yaptığı her topta Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımın attığı her golle neredeyse ayak koyduğunu savunmada dahi neredeyse her hata kesilen her hata ayak koyduğunu istatistiklerle gördük ve ben kendi adıma şaşırdım mesela. Evet. Yani şöyle bu oyuncuları nasıl işleteceğiz? Şenol Güneş döneminde değil yani. 25 kompetitif resmi maç yapmıştık. Özel maçlar çıkarırsan. Hı hı. 25 resmi maçta 41 golümüz vardı. assisti hatırlıyorum. Hı hı. 41 golde 21'inde Hakan'ın katkısı vardı. Hakan içindeydi. Ayak koymuş 50 yani o evet. evet. Ya gol atmış ya asist yapmış ya asist öncesi pası yapmış. Aslında görünenden, sanılandan, kamuoyunun sandığından milli takımda gerçekten Hakan de dahil, evet. güçlü bir katkı yapmış. Şimdi Hakan da Yusuf da bence merkezde oynamak istiyorlar. Sorunu Yusuf dikkat edersen Galtiye ile şu anki tek direktörden bahsetmiyorum. Gurvenek'ten bahsetmiyorum. <laughs> Galatya ile ilk başta yıldızı barışmamıştı. Şu an lise nice e giden. Geçen sezon takıma şampiyon yapan Galatya ile. onu ya kanatta kullanıyor ya kanat oyuncusunun yerine sokuyordu. Ve Yusuf kanatta bir tür verim alamıyordu. Bir gün Galtier'in elindeki opsiyonlar bitti. Rotasyon yapmak istedi. Yusuf ikini Santifor kullandı. Yusuf bir anda coştu. Santifor arkası oynadığında. Goller, asistler süper bir sezon geçirdi. Geçen son tüm cephelerde iki haneli gol sayısına ulaştı. Bir de Hakan'ın demeci var. Şenol Güneş'le çalıştığı dönemde beni Fatih Terim hep 10 numara kullanıyordu. Ben o dönemde zaten vitesimi artırmıştım. Kanat oynadığımda ben çok verimli olamıyorum demişti Hakan. Ama bunu ikisi de merkez oynamak istiyor. Bunu da sahada görüyorsunuz zaten adam devamlı içeri kat etmek durumunda evet. kalıyor. İkisi de merkez oynamak istiyor. Galiba yani. sorun orada. Hakan'la Yusuf'tan hangisi kanada gitse anladığım kadarıyla verimi düşüyor. Yani bunu nasıl çözer bir tek direktör bilmiyorum. Kolay bir iş değil. Hakanla Yusuf bir arada kullan 4-1 4-1'de bir arada kullanıyorsun Hakanla Yusuf'la yani bir yönlü o kay. Önünde Hakan Yusuf yapıyordu bazen Şenol Güneş. Yine verimleri düşüyor. İkisi de o alanı istiyorlar. İkinci hatla üçüncü hat arasındaki alanı istiyorlar. Yani orta saha bloğuyla center for bloğu arasındaki aranı Hakanla Yusuf'ta kullanmak istiyorlar. Belki de birinden feragat etmek lazım. Üzücü ama belki de gerçek bu olabilir. Hakanlı Yusuf'tan birinden feragat etmek belki ikisini de oynatabilecek bir formülle. Ama ikisi de kanat oynamak istemiyor. İkisi de ortada oynatabileceği bir formül düşünülebilir. Daha farklı bir şeyle. İşte o da 4-1-4-1. O da 4-1-4-1 ama Aynen. yine çok verim alamıyoruz 4-1-4-1'le. E, az önce Uğur Bey'in söylediği milli takım farkı. 20 mi? 21 dedim pardon. Ekrana ekran ee, geldi. Şenol Güneş döneminde tüm resmi maçlarda özel maçlar hariç yaptığı gol katkısı Hakan'ın 20 muazzam bir şey. destek, takviye, performans. E, dolayısıyla bizim nasıl oynayacağımızdan ziyade yeteneklerimizi nasıl verimli kullanacağız? Onları nasıl işler hale getirebileceğiz? Herhalde bu daha önemli bir soru. Hayır, şey maçın Verim lan. alamıyoruz o evet. oyunculardan. Ee, kendi son... takımlarındaki gibi oynayamıyorlar öyle söyleyeyim. Hollanda öncesi e... Letonya maçı mıydı bizim arkadaşlar? Karadağ. Karadağ maçıydı değil mi? Karadağ. Hollanda öncesi Karadağ maçıydı. Doğru. Yusuf mesela ilk yarıda iyi top oynamıştık. İkinci yarıda skoru kaybettik. 2-2'ye iki, gelmişti hatta müsabaka. Doğru. Saatlaka, Karadağ maçında. İlk yarıda hatırla Yusuf Yazıcı ikinci santrifor koşularını çok iyi yapmış cezaların içinde ve iki tane de santrifor benzeri pozisyon bulmuştu. Altı pasın içinde üzerinde neredeyse. Yani bunları seviyor bu çocuk eğer onu o pozisyonlarda kullanabilirsen, oyunu rakip yarı alanına yığabilirsen ikinci santrifor koşularını seviyor. Bugün Kuntz nasıl kullanacak, nasıl bir taktik benimseyecek bilmiyorum. Ama bizim bence bekleme gibi bir şansımız yok Norveç'e karşı. Norveç'e beraberlik yarıyor. Norveç şu anda ile de oynayacak son başta. Dolayısıyla sol hesaplarını muhtemelen Türkiye'yi devre dışı bırakmak üzerine yapıyor olabilir. Türkiye ile berabere kalırsan, Evet Türkiye hala tehdittir ama aradaki iki puanlık farkı korursun. Ve son maça kadar işte averaj hesaplarına falan da bakarak el sende olabilir, kart sende olabilir. Zaten Kadıköy deplasmanına geliyorsun. Beraberlik kötü sonuç değil. Ayrıca bir de rakibinden iki puan önde olduğun için bir puan Norveç için bugün kötü sonuç olmaz. O söylerken bir de Haaland'ın eksik, Sörlut'un eksik, Joshua King'in eksik. Düşünsene Kadıköy'e yani kazanmaya gelmek çok akılcı görünmüyor Türkiye'nin iki puan öndeyken. Rakibine bir puan yetiyorsa Büyük bir ihtimalle senin oynamana müsaade edecekse, topu daha çok sana bırakacaksa, zaten konusunda da bugün strateji olarak oyunu 3. bölgeye yığmak, daha coşkulu bir oyun oynamak, kaybettiğimiz topları çabuk geri kazanmaya çalışmak üzerine bir mantel ile sahaya çıkmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sete karşı hücum etme konusunda kendimizi geliştirmişizdir. Çünkü Şenol Güneş döneminde biraz eksiktik. Ha nasıl geliştirilebilir bu kadar kısa sürede diyebilirsiniz? Video izleyerek spesifik planlar yaparak mesela duran toplarda biz iyi bir milli takımız. Umarım duran top setlerimizi daha da artırmışızdır. Biz duran topları iyi kullanan milli takımız. Şenol Güneş döneminde de iyi kullanıyorduk. Ama bir tık daha geliştirebilirsin ya. Biraz daha çalışırsın. Birkaç ekstra set eklersin. O birkaç ekstra set sana bir gol getirebilir mesela duran topları çalışma. İki, mesela neyi çalışabilirsin? Rakibin savunmada çıkarken kaybettiği toplarda Ekstra bir şans yakalayabilirsin. Dolayısıyla önde baskı, önde daha organize baskı. Biz bunu Şenol Güneş döneminde yapamadık. Şenol Güneş döneminde bizim milli takımın önde organize baskı yaptığını göremedik. Yapamadık mı yoksa yapmayı tercih etmedik? Tercih etmedik. Yani. Değil mi? Tercih etmedik. Yapmadık. Ya yani hep rakibi çok geride karşıladık biz garip bir şekilde. Evet. Biz önde karşılayabiliriz ya bizim var bu melekemiz, bizim bu yeteneğimiz, basiretimiz bence var. Bunu çalışmış olduktan umut ediyorum. Norveç'i biraz daha önde karşılamak ve basit top kayıplarını zorlamak. Bu da kolay bir yola bir gole gitmek için. Gazetelerde hocanın sözlerinden ya da bugüne kadarki geldiğinden bugüne kadarki yaklaşımından hoca e, kunt hücum dedi falan başlıkları atılıyor ya. Herhalde o öyle bir öyledir. izlenim vermiş olabilir. İzleyicimiz ismini okuyamadım. E, kullanıcı adı bu peki. E, Teknik olarak çok daha kaliteli bir kadromuz var diyor izleyicimiz. Kontrataklara dikkatli olmamız lazım. Sakin oynasak golü buluruz demiş. Didi'ymiş ismi. Didi is my name. O Almanca. Evet ismim dedi demiş. Bir insan, lisan, ben, ben, bir, lisan bir insan, iki lisan, iki insan. Bravo hocam. Çok uzakta monitör. <laughs> Yo doğru okudunuz be. ben. E, ben aynen yaşlıyorum. söylediğiniz gibi ama ben tabii bilmiyorum Türkçesini. Soru neydi hocam? Özür dilerim. <laughs> Teknik olarak çok daha kaliteli bir kadromuz var. Kontra ataklara dikkat etmemiz lazım. Eğer biz sakin kalırsak diyor izleyicimiz ki zaman zaman zorlandığımız bir şey sakin kalmak <laughs> Türk olarak. Sakin kalabilirsek golü buluruz Norveç karşısında demiş. Norveç attı 12 golün 8'ini ilk devrede atmış. Ya ama şu ana kadar maçlara başlattıkları stratejiyi acaba bu maça taşıyabilecekler mi? Çok emin olamıyorum. Çünkü Sorlot'la Haaland'la oynamak başka bir şey. Sorlot'suz Haaland'la oynamak başka bir şey. Solba kendi şu anda hiç tahmin etmediği bir şekilde bambaşka bir sınavla karşı karşıya kaldı. Zor bir sınavla karşı karşıya kaldı. Benim derimde Sorlot Haaland olsa ben de hızlı başlarım maçlar. Ya çünkü korkunç iki silah yani. Terminatör gibiler ve bir an önce rakibimi yok etmek isterim ilk yarıda. 12 golün 8'inde şimdiye kadar ilk yarıda bulmuşlar ama bu santriforları yok. Verdiğimiz muhtemel 11'e göre Berisha başlayacak en uçta ki o da güçlü bir fizikli bir santrifor değil. Farklı tipli bir santrifor. Daha böyle ceza alanı içinde çerçeve ustalığı olan o ligin usta bir santriforu. Oraya e, e, Norveç e, o zaman bize karşı evet izleyicimize söylediği gibi belki de geçiş hücumlarına umut bağlayabilir. Bu çok, sefer farklı bir Çok zannetmiyorum ama yani bildiğinden çok fazla taviz vereceğini zannetmiyorum. Çünkü bu kafa karışıklığına işaret eder. Kafa karışıklığı iki arada bir derede hiç böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ki az önce ya dereye geçerken şey yapmayalım, kaybetmeyelim falan diye düşünebilirler. Dolayısıyla tabii. zannetmiyorum öyle çok fazla topu Türkiye'ye bırakıp zannetmiyorum diyorum, biliyorum demiyorum. Çok fazla Türkiye'ye bırakıp da kontratak kovalayacaklarını İlk maçlarında biraz dilleri Çok yandı bir ya. gelmiyor bana. İlk maçta hatırla. bayağı bir dilleri yandı. Büyük takım gibi oynadılar ve bir anda 3-0 oldu tabela. Ne olduklarını şaşırdık. İşte o maçtaki performans da bizi yanılttı. Türk milli takımı olarak. Evet bizi de yanılttı. Bunu sonsuza kadar oynayabileceğimizi düşündük. Sonra. Ya hocam. Grupta Cebeli, Tarık, Letonya, Karadağ üçlüsüne puan kaybeden tek ülke biziz. Yani o kadar içimiz yanıyor ki. Hollanda puan 3. kaybetmedi. Norveç puan kaybetmedi buraya. Doğal olarak Cebeli, Tarık, Letonya, Karadağ biz 4 puan kaybettik ve o 4 puanı şu an telafi etmeye çalışıyoruz. Bizim kaybımız o Hollanda yine 6-1 yenil önemli değil. Önemli değil. Onlara puan kaybetmeseydik şu an liderdik. Bizim esas şu an bu dezavantajlı konumda olmamızın sebebi Letonya ve Karadağ galipken üstelik öndeyken geri vites yapıp puan kaybetmemiz. Yani korkunç. Korkunç bak eleme grubundaki 55 ülke mi var? 55 ülke içinde bana sorarsan yani en acı verici Kayıpların başında geliyor ya şu kayıp. Letonya i̇şte ve Karadağ karşı öne geçip 4 puan kaybedip o yüzden lider değilsin. Hollanda puan kaybı skordan ayrı olarak o bahsettiğiniz sürecin devamı olduğu için bu kadar travmatik oldu bizim evet. için. Evet. O sürecin devamı olmasaydı belki de Hollanda 6-1'i yenilmek bu kadar acı verici olmayacaktı. Sadece averajımız bozuldu diyecektik. Hollanda'yı yenilebiliriz olabilir. Neyse ki lideriz diyecektik belki de. Moral bu kadar düşük olmadığı için ya da bozuk olmadığı için de belki 6-1 olmuyor. tabii bunlar hep paralel evren sorunları. Belki doğru, doğru, doğru Bilemiyoruz tabii. da yani. Ama e, doğru evet. O sürecin maalesef sonucu olduğu için çok ağır bir travma oldu bizler için. Şüphesiz, şüphesiz söyle. Ya üzücü olan o. Ve Letonya ve Karadağ biz niye puan kaybettik? Büyük takım gibi davranmadığımız için. Skoru bulunca vitesi çok fazla küçülttüğümüz için. Umarım Stefan Kunus döneminde bu hataları yapmayız. Biz Avrupa Şampiyonası'na giden 24 ülke içinde 9. takımda kadro değerine bakarsan 9 gayet iyi bir seviye bu. Zaten Avrupa'nın 8 devi var. Hep sayıyorum İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, Belçika. Bu 8 devden sonra bunlar 8 şampiyonluk adayı zaten. Bu 8 devden sonra en iyi takım bizdik kadro derine bakarsan. Yani böyle bu kalitede bir kadronun Letonya ve Karadağ maçlarına vites küçültmesi kabul edilemez. Biz umarım bunun farkındayız. Stefan Kuntz umarım bunun farkındadır. Yüksek kalibreli bir milli takım olduğumuz. Az önceki grafiği verdik mi dostlar ekrana? Büyük ekrana. Onu da verelim lütfen. A milli takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan ve geri dönen oyuncular. Yıldız notunu görüyorsunuz. İlk kez A milli takım kadrosuna dahil oldu. Berkan Kutlu, Berat Özdemir ve Serdar Dursun. geri dönenler de Cener Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat olarak e, şeye aday kadroya yansıdı. Şimdi bu tabii pozisyon pozisyon değerlendirelim. İki genç kalecinin yanına iki tane bir tane de deneyimli kaleci almak istedim dedi. Stefan Kuntz. O yüzden Sinan Bolat'ın deneyimli kontenjanından oraya kattım. Direkt kullanmayacağım ama Kulübede bir deneyimli kalecim olsun isterim demek istedi galiba. Şımarıklık yapmıyorum ama kaleci herhalde en son düşüneceğimiz mevki. Elim orada çok düşündük yani. Kaleci hakikaten çok güçlüyüz orada. Sinan Bolat Kimi da koyarsan koy yani. Gent'le UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor ve maçta gol yemedi. Sinan Bolat'ın da form durumu iyi. Kaleci faslını kapatalım. Savunma faslına gelirse iki tane cezalım var. Ve senin doğru. ideal dört stoperinden ikisi cezalı. Doğru. Dolayısıyla Serdar Aziz'i oraya katması doğru görünüyor. Son Stoper rotasyonumuzu yaptık. tamamlamak için orada cepte. Sol bek rotasyonu zaten Şenol Güneş döneminde çok eleştirdiğimiz bir konuydu. Mert Müldür oraya devşiriyorsun tamam ama alternatif olarak Rıdvan'ı çağırıyorsun. Rıdvan'ı da kullanmıyorsun. O Umut Meraş'ı kullanıyorsun. Umut Meraş ligden geliyor. Bak Beşiktaş'a geldi. Umut Meraş diye bir adam akılda yok değil mi? Ne hedeflediyse Şenol Hoca o dönemde bir türlü yansımadı. Evet. Sana yani aynen. sol bek rotasyonu zaten sıkıntılıydı. E sol bek rotasyonunda da milli takımda çok ciddi hikayesi olan 19-20 yaştan beri oynayan Caner var. Kulübünde de iyi gidiyor. Caner'i orada tercih etti. O da anlaşılır bir. Şimdi gelelim. Stefan Kunsun aslında gerçekten dokunduğu tek bölgeye. Aslında gerçekten dokunduğu tek bölge ön libero. Oraya Berat Berkan Taylan veya defansif orta saha diyelim. Üç tane yeni oyuncu. İkisi ilk kez çağrılıyor. Biri değil mi? Biri de bir süredir çağrılmayan oyuncu. Berat Berkan Taylan. Orada da Okay yokuşunu sürekli oynamaması. Şenol Güneş'in prensi olmasına rağmen aslında Milli takımın zayıf bölgelerinden biri gibi gözükmesi herhalde telafi etmek istedi. Stefan Kuhn anlaşılabilir tercihler. Değerli izleyenler A Milli Futbol Takımımız bu akşam saat 21.45'te Norveç'te bu kritik maçta karşı karşıya gelecek. E, maçı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Birich yönetecek. Yardımcılıklarını da Mark Bosch ve Stefan Loop yapacak. A Milli Takımımız Norveç'le bugüne kadar e, ikisi özel maç olmak üzere toplam 10 kez karşılaşmış. E, Norveç'i 5 defa mağlup eden Amirli futbol takımımız 3 kez de mağlup olmuş. 2 maçta berabere tamamlanmış. E, millilerimiz Norveç'e karşı 14 gol atarken kalesinde 15 gol görmüş istatistiklerini de sizlerle paylaştıktan sonra başarılar dileyelim. Amirli futbol takımımıza yeni teknik direktörüne başarılar dileyelim. İnşallah ee, en güzel sonuç bizim olur akşam ve biz de pazartesi günü güzel güzel konuşuruz bu maçı. Keyifle e, konuşuruz. Uğur Bey ekleyecek bir şeyiniz yoksa milli takımımızda bu akşamki maçla alakalı araya gideceğim. Ardından da süperlikle devam edeceğiz. Sinan Bolat'la ilgili Buyurun. iki grup maçında gol yemediği gibi ön elemelerde de 5 ön eleme maçın 3'ünde de gol yememiş UEFA konferansıki ön elemeleri. Onu da ekleyeyim. Hani hakkını eksik teslim etmiş olmayalım. Diyelim ve bir araya gidelim. Söylediğimiz gibi ardından e, Süper süperlikle devam edeceğiz. Sportoto Süper Lig'le devam edeceğiz dedik. Sıcak bir gelişme. Biz yayına girmeden herhalde yarım saat önce falan son dakika gelişmesi olarak ekranlara düştü değerli izleyenler. Marius Shumudika, özür kablo yeni Malatya yeni teknik direktörü oldu. Dün başka haberler vardı vesaire. Evet. Başka isimler ileri sürdü. Çağdaş Atan adı geçiyor değil mi? İddia edildi. Evet. Çağdaş Hoca'nın adı geçti. Marius Shumudika ile anlaşıldığı son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. Shumudika Taktik disiplini olan, pragmatik, ille ben bunu yapıyorum, ille böyle yapacağım diye değil ama oyun içerisinde esneklik yapabilen ve oyuncularını tanıyabilen ancak o taktik disiplini de mutlaka bekleyen bir hoca. Diye özetleyebiliriz herhalde. Dolayısıyla... Şu hem olumlu buyurun. tarafları var, sözünüzü böyledim özür dilerim. Estağfurullah buyurun. Hem olumlu tarafları hem olumsuz tarafları bana sorarsan. Olumlu taraflarını ve sizin altın çizdiğiniz gibi çağa uygun pragmatizm çağı, sonuç alma çağı. Pragmatik futbol oynamayı beceriyor. özellikle Gaziantep'te bunu Başarı bir sezon boyunca çok başarılı uygulamıştı. Bir sporda uygulayamamış olsa da. Bir başka Malatya ile özdeşleşebilecek konumu da İrfan bu sezona üçlü savunmayla başlamıştı Malatya'da ki Şumudika'da malum üçlü savunmayı çok seviyor. Gaziantep'te hep full üçlü savunma oynattı. Onu esnek de oynatabiliyor. Evet. Üçlü savunmayı. Ya enteresan aslında ben mesela teknik Pratik adamlarda adam böyle var. formasyona tutkuyla bağlı olmayı çok hoşlandığım bir konu değil diyeyim ama şu onu başarıyla uyguluyor. Çünkü Rize'ye de dene düştü savunma olmadı ama. Taviz vermeden katı bir şekilde değil, dediğim gibi esneklikler vererek bunu yapabiliyor. O dakika ne gerekiyorsa onu yapıyor ama taktik disiplinde... Topa de... sahip olma oyunu da oynayabiliyor bazen evet Aynı. Şu savunmayla. Sadece e, geçiş oyunu değil. O yüzden Malatya'da bu sezon sonra dörtlüye döndü ama İrfan Hoca Malatya'nın bu sezon üçlü oynamışlığı var. Acaba Şumudika üçlü mü oynayacak? Üçlü oynayacaksa İrfan Hoca'nın bıraktığı tohumlardan bir miktar faydalanabilir diye düşünüyorum. Olumsuz tarafına bakarsak Şumudika Gaziantep'de başarılı oldu ama büyük ölçüde kendi oyuncularıyla. Yani bunu unutmamak lazım. Gaziantep'e başta Maxim gibi bir orkestra şefinden Maxim'i işte Kanası, Cilobojisi, Jefferson'u vesaire hep onun döneminde takımın çok önemli bir kısmı onun döneminde transfer edildi ve onun tanıdığı liglerle, onun tanıdığı takımlardan çoğunlukla onun tanıdığı oyuncular. Hatta Gaziantep'ten bir ara e, istifa etmeyi düşünüyorum ama buraya birçok oyuncu benim ricamla geldi. Bana güvenerek geldi. Eğer istifa edersem onları hayal kırıklığına uğratırım diyerek Gaziantep'te bir süre daha çalışmıştı. Sonra yollara ayrılmıştı. Yani oyuncuların ciddi bir kısmı da orada Şumudika var diye gelmişler. Kendi öyle açıklamıştı. Ama mesela Rize'ye geldi. Rize'de kendi oyuncuları değildi. Ve kendi planını adapte edemedi Rize Spor'a. Acaba Şumudika'nın o zaman şöyle bir soru işareti akla geliyor. Şumudika'nın kendi planı adapte etmesi için kendi tanıdığı, bildiği, anlaştığı türden oyunculara mı ihtiyacı var? Biraz Malatya'da onu göreceğiz. Kendi tanımadığı, bilmediği, çalışmadığı çoğunlukla oyuncularla kendi planını uygulatabilecek mi? Enteresan bir sınav. Değerli bir hoca, enteresan bir sınav. Malatya açısından doğru bir tercih. Yani hem hoca hem de takım olarak düşünüldüğünde tamam. eğer ki ben bu hoca ile devam edeceğim. Eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var. Her şey tamam, her şey eyvallah ama ben hocaya güveneceğim, hocanın sistemiyle devam edeceğim denirse doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim herhalde. Ama yok 5 maç 10 maç bakacağım sonra tekrar değiştiririm diyorsa o zaman hiçbir, yani hiçbir kim gelirse gelsin zaten sonuç alamayacağını söyleyebiliriz herhalde. Uzun soluklu bir birliktelik için doğru bir hoca olduğunu söyleyebiliriz herhalde. E zaman zaman, zaman söylemleriyle zaman... de gündem olabiliyor. Evet o hoca. onu çözmüştür herhalde. Herhalde ders almıştır onda diye tahmin ediyorum. Şu Mudika'ya zaman gerekir evet. Herkese gerekir. Tabii herkesin ihtiyacı zaman. Her tek direktörün ama şu mesela Gaziantep'li ilk maçında 5 gol yemişti Süper ilk maçında ve darmadağın görünmüştü. O maçı izledikten sonra dedik ki ya bu Gaziantep galiba ligin en zayıf takımı falan. Öyle bir düşünceye kapılmıştık ama çok kısa sürede o takımı toparladı ve ondan sonra da çok iyi bir e, sezon geçirdi. Belki başlangıçta her hocanın olduğu gibi şu da zamana ihtiyacı olabilir. Balatya'nın fena bir kadrosu yok. İyi oyuncuları var. Ee, İrfan Buz da bence evet galiba 5 maç üstte kaybetti. Bir mağlubiyet, iki galibiyet sonra 5 mağlubiyet aldı galiba yanılmıyorsam. Tabii ki anlıyorum 5 maç üstte kaybettiği için biraz moral seviyesi düşmüştür ama bu takımın teknik kapasitesi kötü değil. Malatya'nın kötü bir kadrosu yok. Hayırlı olsun diyelim her iki ee, cepheden de hem takım olarak ee, hem de e, hoca açısından. Ve geçelim e, Fanatik gazetesine değerli izleyenler. Ekranlarınıza gelen başlık Fransızlar Kerem'in peşinde. Marka A'dan sonra Aslan'ın bir genç yıldızı daha transfer radarına takıldı. Galatasaray formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu iki Fransız kulübü talip. Genç yeteneğin her maçını izleyen Nant ve Lyon temsilcileri bugünkü Norveç sınavını da takip edecek. Üstelik iki kulübün transfer raporunda da ilginç detaylar var. Neymiş bakalım? İlginç detaylar. Daha büyük kulüplere gitmesini e, şuradan bakıyorum. Galatasaray'la bonservisi konusunda anlaşmak için bile oyuncu e, bizi hedefleri açısından yetersiz olup tercih etmeyebilir. İkna edebilmek için ona basamak olabileceğimizi ve daha büyük kulüplere gitmesini sağlayabileceğimizi anlatabiliriz ifadeleri kullanılmış. Ayrıca şuradan bakıyorum Kerem'in transfer olduktan sonra Lyon'un değişmez sol kanat oyuncusu olabileceği yönünde raporlarda hazırlamış. Bizim seviyemizin üstünde bir oyuncu şeklinde yaklaşıyormuş kulüpler. Şimdi ama çok basit bir şey söyleyeyim. Çok basit. Yani bir, bir ürün alacağım. Herhangi bir ürün. Yani kişiselleştirmeden konuyu ya bu benim çok üzerimde ama yani mümkünse alabilir miyim falan dese satıcı ya da satılmak isteyen her neyse bir şüpheyle yaklaşmaz mı ya bu adam hani neyine güveniyor da geliyor diye düşünmez mi? Düşünür aklı ilk bu Allah Allah bir gariplik mi var falan diye bir düşünme bir düşünür. Tamam karar verilir ayrı konu da çok doğru bir yaklaşım gibi gelmedi yani bu. Galiba şunu mu kastediyor? Çok üzerinde ben de çok üzerinde çok iddialı bir laf da. Haaland'ın mesela Dortmund'a gidişi biraz şaşkınlık yaratmıştı futbol kamuoyunda. Çünkü daha büyüklere, en galaktik kulüplere gideceği tahmin ediliyordu. Ama hala Dortmund'u tercih etti. Niye? Dortmund muhtemelen ona şunu vaat etti. Yani gel bizde iki sezon, 3 sezon kal. Biz sana oynama garantisi veriyoruz. Ondan sonra Real Madrid'e git. Manchester City'ye git. Paris Saint Germain'e git. Çok daha yüksek bir maaşla, çok daha iyi bir anlaşmayla. Ve Oynayabileceğin zaman, direkt oynayabileceğin zaman git demiş o. Belki onu kastediyor olabilir mi? Olabilir. Avrupa'nın beş büyük liginden bir takıma gitmek her zaman istenmek, gitmek değil istenmek. Oradaki o profesyoneller tarafından izlenip tercih edilmek her zaman güzel bir şey. Bunu işin açıklamaya gerek yok ki. Hani bizde oynarsın, Lyon'da daha fazla Basamak olacağını 3 aşağı 5 yukarı herkes düşünür zaten yani. Daha fazla dakika alırsın. Lyon'da zaten bütçeyi küçültme sezonunda pahalı oyuncularıyla yollarını ayırıyor ve ekonomik problemlerini daha böyle genç yetenekler yönelerek çözmeye gayret ediyor. Bu çerçevede Kerem Aktürkoğlu pek tabii ki Lyon'da dahil birçok Avrupa kulübünün iştahını kabartacak türden bir yetenek ki önemli bir detay Marsilya'ya karşı oynadı. Yani Fransızlar da orada takip etmişlerdir. Marsilya ve Lazio maçlarının ikisinde de ilk 11 başladı. En birini tamamladı, birinde son dakikada çıktı. Yani 170 dakika falan oynadı yanılmıyorsam Avrupa Ligi'nde ve Elemeler de dahil. Yani elemeler de kendini göstermeye başlamıştı. Elemeler dahil çok iyi performans gösterdi Kenan Aktürkolu, Çok doğal yani. Avrupa'nın ilgisi olması çok doğal. Özel Aynen. bir oyuncu. Ee, Tolga söyledi şimdi editörümüz dün sosyal medyada zamlı teklif yani kulüplerin Lyon ve Nant'ın tekliflerini revize ettikleri ama Galatasaray yönetiminin kabul etmediği şekilde sosyal medyada da yazıldı çizildi diye söyledi. Bir sonraki sayfamız ''Masraftan kaçmadılar.'' Galatasaray Morutsan için büyük bir maddi yükün altına girdi. 22 yaşındaki Rumen futbolcunun geleceğinin çok parlak olduğunu gören Sarı Kırmızılılar 3,5 milyon euroluk bonservisin yanı sıra 1,9 milyon euroluk bonuslara da çekinmeden evet demiş. Galatasaray sezon başına 650 bin eurodan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutsan için Stav Bükreş'e 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölünmüş şu ana kadar 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon euro bonus var. Galatasaray olası bir satıştan da İstav Bükreş'e %20 pay verecek demiş. Bu opsiyonun işi güzel. Bence de. Yani sen Şampiyonlar Ligi detayı koyduysan, Avrupa Kupaları detayı koyduysan zaten havadan para gelecek demektir. E oradan da ödeyebileceksin demektir. Ha gidemezsem ödemiyorum demek de güzel şeyler bunlar. Güzel maddeler Belesiz. yani. Kendimizi korumayı alan ya da en azından tampon oluşturan maddeler. Ya yani bir de Süper Lig bu kadar büyük ekonomik darboğaz içindeyken toplam Süper Lig'in borcu 15 milyar liralara varmışken ki bunun büyük bölümü de tabii ki dört büyüklerin borçları şüphesiz ki. Galatasaray'da büyük borçlu takımlardan bir tanesi durum böyleyken futbolcu transferlerinde mümkün olduğu kadar garanti para e, kalemini azaltıp gerek futbolcuya gerek kulübüne e, bu kalemlerin işte prestij kalemlerinin bonus kalemlerinin daha fazla yazılmasına fayda var. Yani futbolcuya verilecek maaşlarda da benzer bir yöntem izlenmesi gerektiği taraftarıyım ben. Yani garanti para şu bir ama işte Şampiyonlar Ligi'nde oynaman karşında bu kadar. Ligde 20 maçı 30 maçı geçmen karşında bu kadar. Sadece Morus sana şu dikkatimi çekti. 15 maç biraz düşük bir baraj konmuş. Sadece Daha o dikkatimi uzatılabilirdi çekti. uzatılabilirdi diyorsun. E tabi şimdi bir oyuncunun verimli olma limiti 15 maç mıdır? Biraz daha Kısa fazla bir, sanki. Evet. Biraz daha fazla. 15 Kısa sanki bir düşük veriyorum. bir sayı olmuş. Sezonun tamamı düşünüldüğü, düşünüldüğü zaman belki hani yarısına yakın falan diye mi Öyle planladılar acaba? Belki de o tüm cephelerdedir. O lig mi Aa, tüm olabilir. cepheler mi onu da bilmiyoruz. Geçen sezon mesela Abu Bakar kontratını da eleştirmiştik. Hatırla. Abu Bakar 30 tane e, müsabakada forma giyerse kontrat uzuyormuş. O yüzden Abu Bakar 29 maçtan sonra oynamadı diye iddialar var. Tabii ben i̇ddialar bu iddialar var. doğrudur değildir. Orasında değilim. O zaman da şöyle demiştik hatırlarsan. Ya Abu Bakar 2 sene top oynamadan 5 yaşa geliyor. Abu Bakar Beşiktaş için şanssa daha fazla Beşiktaş Abu Bakır için şans. Dolayısıyla Beşiktaş bu opsiyonu kendi lehine yapmalı. Abu Bakar 10 maç oynarsa, 15 oynarsa, 20 oynarsa bile opsiyon Beşiktaş'ta olmalı. Çünkü Beşiktaş Abu Bakar'a faydalı diye bakmıştık. Şimdi bu da tam diğer cephe. Tam diğer cephe yani Murutan kendi ispat etmeli. Dolayısıyla Galatasaray 15 değil sanki oraya 25 falan yazsa sanki daha doğru olurmuş gibi geliyor bana. Doğru. Bir sonraki sayfamız Posta Gazetesi'nden. Başlığımız ise baba oğul barıştı. Galatasaray'da sezon başında satış listesine konulan Embaye Cagne son maçlardaki performansıyla göze girdi. Cagne'nin baba oğul gibi izlediği Fatih Terim ara transferde teklif gelse bile Senegal'de golcünün gitmesine izin vermeyecek. Rize maçında galibiyet golünün asistini yapan Cagne dışında Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nun da formda olmasıyla mutlu olan Fatih Terim önümüzdeki maçlarda çift forvetli sisteme geçmeyi de düşünüyor. Cagne kısa süreler şans bulduğu 6 lig maçında bir gol atıp bir asist gerçekleştirdi. Senegalli golcü Avrupa'da ise 5 maçta bir gol attı. Burada rakam olarak bir gol bir asist diyor ama daha fazlasını Cagne'nin yaptığını takım için burada zaten hem görüntülerle hem de istatistiklerle izleyicilerimizle paylaşmıştık. Yani rakamlar biraz az olsa da Galatasaray'ın oyunu içerisinde, hücumu içerisinde büyük yer tutuyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın büyük umutlarla kiraladığı Gustavo Asuncao şu ana kadar bekleneni veremedi. Zaten bir maçla izledik değil mi? Evet. Oyuncunun kalitesine kefil olan Fatih Terim, kondisyonunu yeterli görmediği 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna özel bir program hazırlattı. Milli maç arasında yoğun çalışan Brezilyalı oyuncunun 3-4 hafta sonra gerçek kapasitesine ulaşması bekleniyor. Demiş. Yani alışması, öğrenmesi ligi, nasıl temaslı bir lig olduğunu, e, dinamiklerini, Kondisyonla orada kastedilen zaten sadece koşu kapasitesi değildir. Biz öyle algılıyoruz evet. ya. Kondisyon durum demek. Fransızcadan apardığımız bir sözcük. Tüm fiziksel durumunu ifade anlamak eden. lazım kon, kondisyondan. Bence mesela ikili mücadelelerde evet e, daha sert olması lazım. Daha dayanıklı olması lazım. Göğüs göğüse çarpışmaya daha açık olması lazım. Çünkü süper böyle Hazır olması bilir. lazım en azından. O oynadığı maçta 3-0 kaybettiği Kayseri Spor maçıydı galiba Gazi. O oynadığı maçta mesela ikili mücadelelerde Asunsu bu ligde 6 numara oynayabilecek kadar ikili mücadele dayanıklılığı olmadığı görüldü. Çok yabancı kaldı orada. Evet. Arkadaşları da handikap yaşadı onun o yabancılığıyla. 8 oynayabilir belki. Ayağı kumaşı iyi ama 6 oynuyorsan Taylan ve Berkan'a baksana nasıl ayakta kalıyorlar. Nasıl ki ikili mücadelelerde dirençli duruyorlar ve o yüzden o pozisyonu oynuyorlar. Veya Beşiktaş'a Josep veya Fenerbahçe'de Gustavo veya işte Trabzonspor'da Berat güçlü olman lazım bu ligde. Aslında Suha'da sanki o o anlamda kuvvet konusunda bir zafiyet söz konusuydu. Ee, şeye gelince çift santrifor konusuna gelince hmm. or, o da vardı haberin içinde. Daha önce Fatih Terim'in Galatasaray'da böyle deneyimleri oldu. Elinde çok iyi santriforların olduğu dönemler oldu. Mesela e, 2010-11 ya da 11-12 Elmander Baroş Necati olan dönemde bir çift santrifor oynatmıştı. O zaman çift santrifor oynattığında orta sahayı karo düzeni işte biz Türkler baklava dilimi diyoruz ona. Karo düzenine çevirmişti. Melo defansif orta saha. Engin Emre sağ iç sol iç oynatmıştı. Sağ iç sol iç. O sezonki on numara kimdi? Snyder daha gelmemişti. Snyder gelmemiş miydi? Bir sonraki sezon gelmiş Snyder. Bir sonraki sezona geçeyim. Melo 6 numara. Selçuk Hamit 8. Snyder 10. Karo orta saha yaklaştı. Yani kanatsız düzen. Çift santrifor Drogba Burak. Zaman zaman da Umut. O Galatasaray'ın şampiyonlarına çeyrek finale gittiği sezondan bahsediyorum. 12-13 galiba. Orta saha Melo 6 numara. Selçuk amit yanında. Snyder önlerinde. Klasik bir kanat yok o düzende. Santriforlar Drogba Burak. Şimdi Galatasaray'ın elindeki oyuncu havuzuna baktığın zaman da Muhammed, Cagne, Halil hepsi formda. Orta saha rotasyona bakıyorsun. Morutan'ı orada kullanabilirsin. Feguli'yi orada da kullanabilirsin. Berkan var. Taylan var. Var oyuncuları. Emre Kılınç'ı orada kullanabilirsin. Merkezde kullanabileceğin oyuncu sayısı arasında fazla. Karo, orta, sağ yapabilirsin. Buna bir tek handikap burada Kerem. Çünkü elinde harika bir klasik kanat oyuncusu var. Ee, bu bahsettiğim dizilişte de klasik Kanada yer yok. Evet. Tek handikap o. Kerem'le oynadığın zaman evet. Oyun zaten başka 4 -3. bir oyuna evriliyor. Evet. Ama Kerem'siz oynuyorsan Keremsiz Başka bir, bir tempo oyun ya. düşünüyorsan, keremsiz olan maçlarda yani çift santrfor Pekala arkasında karo orta saha olabilir gibi görünüyor. Feguoli'yi o zaman on numara kullanırsın mesela. Galatasaray on numarasız oynuyor. Morutan'ı on numara kullanırsın. Var elinde oyuncu çünkü. Taylan'ı, Berkan'ı, işte Emre Kılıncı falan bir arada kullanma şansı var. Çünkü 4 orta saha pozisyonu oluyor Karo orta sahada. Dağ ve elinde de çok sayıda iyi orta saha oyuncusu var. Elindeki malzeme de ona uygun. Ama dediğim gibi klasik kanat Kerem var ve burada Kereme yer yok gibi geldi. Değerli izleyenler sırada Fenerbahçe var ve ilk sayfamız hangi gazeteden geliyor çok özür dilerim. İlk sayfamız Fanatik gazetesinden geliyor. İsabetli bir karar verdim. Kim Minje milli görev için gittiği ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu. Birçok takımdan teklif almıştım. Çin'den tanıdığım Pereira arayınca teklifi kabul ettim. Kısa sürede ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım sözleri başlık altında görülmüş. Beijing Goan'dan ayrılmaya karar verdiğimde birçok takım temasa geçti. Çin liginden tanıdığım ve hırsına hayran olduğum Vitor Pereira beni arayarak seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum dedi. Teklifini kabul ettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım ifadelerini kullanmış. Güney Koreli futbolcu Süper Lig'deki futbol ve mücadele seviyesinin Avrupa'nın büyük liglerine yakın olduğunu dile getirmiş. Taraftara da övgüler yağdıran Kim Minje, Fenerbahçe taraftarı benim gibi takımı için her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncuları baş tacı yapıyor. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında suratıma sert bir darbe aldım. Büyük acı çeksen de taraftarın bana duyduğu güven, verdiği enerji sayesinde ayağa kalkıp maça devam etmeyi başardım. Karşılaşmanın ardından da taraftarımız beni tribüne çağırarak alkışladı. Benim için harika bir duyguydu diye konuştu. Bu arada Kim min dün Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta bir asist yaptı demiş. İsabetli bir karar verdim başlığını e, cümlesini başta çıkarmış gazete. Evet, bir ay önce de yine Dünya Akbası Asya elemelerinde Irak ve Lübnan'la oynanan maçlarda da 90 dakika forma giyiyor Kim min -J. ve bu 3 maçta toplam sadece bir gol. Dün Suriye'den yedikleri gol. Güney Kore için iyi işler yapmaya devam ediyor. Güney Kore milli takımı da kendi kategorisinde yani kendi coğrafyasında güçlü milli takımlardan turnuva alışkanlığı olan milli takımlardan biri ya insan hani Kim min gibi Salah gibi transferleri görünce şunu düşünüyor gerçekten burası kategorik olarak 5 büyük lige gitme hayali olan bu yaştaki oyuncular için yani harika bir rota. Yani bunu keşke daha iyi pazarlayabilsek. Gerçekten Türkiye'ye gelip kendini gösterip Süper Lig'de, Avrupa Lig'inde, Konferans Lig'inde, Şampiyonlar Lig'inde her neyse nerede mücadele ediyorsa o takım. Oralarda kendini gösterip 5 Büyük Lig'e gitme şansın çok yüksek. Çünkü buralar izleniyor ve buralardan son dönemde çok oyuncu gidiyor 5 Büyük Lig'e. Kim Minj de herhalde öyle düşünmüştür, öyle hayal etmiştir. Çünkü Çin Lig'inden gitmek kolay değil. Zaman zaman düşünüyorum Türkiye'de oyunun sert oynanması, göğüs göğüsü oynanması. Acaba e, Avrupa Lig'leri içinde bir artı oluşturuyor mu? Bu pozisyon için evet. Yani çünkü Merih Demiral'ın bu kadar çıkış yapması işte Sassuolo, Atalanta, Juventus rotasını yürüyebilmesi neden? Yani dirençli olması, kuvvetli olması, gözü kara olması. Çağlar gitti. Leicester City'de daha ilk maça çıktı. Daha bir tane maça çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta Manchester United maçıydı sanki. Çıktığı maç. Bir de şey bir maç yani. Karmaşık bir maç. Çünkü Leicester'ın stoperi de oraya gitmiş. Manchester United'a gitmiş. Yeri Maguire. Ve Maguire'ın yerini doldurmak için çok tanımadıkları bir oyuncu almışlar. O da ilk maçta Manchester United'ın karşısına çıkıyor. Daha ilk maçtan sonra Leicester taraftarların görüşü oydu. Çağlar'la ilgili söyledikleri şey çok yürekli, çok gözü pek sert. Çağlar'la ilgili ilk izlenimleri oydu. Yani bizde özellikle stoper pozisyonunda oyuncular güçlü olmak zorunda, kuvvetli olmak zorunda. Lig sert oynanan bir lig. Çarpışma ligi. Kemik kemiğe göğüs göğüs oynanan O yüzden Merihler, Ozan Kabaklar, işte e, Mert Çetin yine çok fazla adını almıyoruz ama e, kadrodaydı yine gördüm onu. Mert Çetin burada şey oynadı. Koray Günter bu ligde oynadı. Bu lig yetiştirmedi ama şu an seriada Koray Günter. Yine de Uğur Beyciğim oyunu. oyuncuları hep. Oyunu yerden, havadan değil de yerden oynayıp. Yani yine sert oynayacaksak yine sert oynayalım ama mümkünse. Mümkün olduğunca yerden oynayalım. Hiç değilse eller kollar yüze Tabii. çarptı, dirsek attı, hava topu mücadelesi onunla çarpıştı falan. Hiç bunları azaltırız. Hiç değilse Avrupa ile makası, açılan oyun makasını bir miktar daha daraltma adına önemli bir adım atmış oluruz. Sıradaki başlığımız e, fotomaç gazetesinden. Ama nasıl olur? Tek direktör jenerasyonu değişimi. Elbette. Bakış açısı. Çok yıcısı. futbolcuların elinde olan Değişim. bir konu değil. Bakış açısı O da daha çok birçok unsur var ama daha çok tek direktör jenerasyonu değişimiyle ki öyle bir dönüşümde var. Dikkat ederseniz öyle bir değişimde var. Foto maç gazetesinden geliyor ekranlara. Hani duyduğunuzda şaşıracak mısınız? Zannetmem. Avrupa'nın Gözdeleri başlığı atılmış. Fenerbahçe'nin Yıldız isimleri birçok kulübün transfer listesine girdi. Altay Bayındır başta olmak üzere. Salahi, Pelkas ve Kim Mince devlerin yakın takibinde. Kaleci Altay Bayındır, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan Inter ve İngiltere'den Newcastle United'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenen takımlardanmış. Atilla Salahi ve Kim Mince için İspanyol da Fransa ve Rus takımlarından talipleri olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertler bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim Altayla Salay ve Kimmince transferinde 25 milyon Euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor demiş ki aslında şeyde bir düşünce değil. Belki daha bile yüksek olabilirmiş yani oyuncuların kalitesini düşününce. İyi rakamlar tabii ama Avrupa işte, piyasasını düşününce. Öyle ama bu ligin belki bu liginde ama. bir şey var ya, standart var yani Bu ligden en fazla kaç oyuncu satabildik? Galiba en fazla sattığımız oyuncu Cenk Tosun. Öyle oldu galiba. En 25, 27 maksimum oralara Cenk'in rakamı sanırım o seviyede. İşte onun biraz üstüne üzerine yani. çıkamadık. Bu oyuncular için Yerli çıkamadık. de yabancı da mesela. Elvir Balic'i Real Madrid'e satıyorsun yine. Yani rakamlar o seviyede. E, Atletico'ya gidip sonra Barcelona'ya daha yüksekten Arda var ama bu ligden değil. Bu ligden Atletico'ya gidişi 13. Evet. Dolayısıyla bu ligden çıkış rakamı var. Bir maksimum tavan var. O tavan da işte 20-25 seviyesi. Umarım onu zamanla artırız tabii ki. İnşallah. Umarım bu tarz oyuncuların daha yüksek rakamlara gitmesi artırız. Standart etiket yani özetle öyle diyebiliriz herhalde. Evet. Ligin bir değeri var gerçekten. Ve o ligde o rakam belirliyor. Fransa Ligi'nin sloganı ne? Yetenekler Ligi. Fransa Ligi'ni böyle pazarlıyor. Fransa ülkesi dünyaya. Diyor ki sen genç bir yeteneksen gel burada kendini göster. Bak buradan İngiltere'ye, bir ara güçlüyken Barcelona'ya Real Madrid'e çok daha iyi ben bonservislere gidiyorsun. Kamavinga çok küçük yaşta bu ligde oynuyor. O yüzden Real Madrid'e gidiyor diyor. Mbappe çok küçük yaşta bu ligde oynuyor. O yüzden 200 milyon euro ediyor diyor. Bence bizim de izlememiz gereken rota o. Mesela lige bir slogan bir gün koyacaksak ligimizin bir sloganı yok. Gerçi şimdi gençler diyecekler ki Süper Lig'in bir Instagram sayfası var mı? Süper Lig'in kendine ait bir web sayfası var mı? O da yok. Onlar da olmalı tabii ki. Süper Lig'in kendine ait bir web sayfası, sosyal medya hesapları, federasyondan bağımsız olarak. Ve bir sloganı da olmalı bence. Ve slogan önerisi yapayım Süper Lig için. Yetenekler Ligi olmalı bence bu ligin. Ya da Fransa Ligi'ne ayrışacaksak belki orada bir ufak bir şey ayrışmak için bulabiliriz. Mesela ne denir? Gelişim Ligi. Biz bence öyle konumlamalıyız kendimizi. Beş büyük lige açılan bir köprü gibi konumlamalıyız ki Avrupa'nın diğer liglerinden 20-21-22 yaşındaki oyuncular ben Türkiye'ye gelip buradan 5 büyük lig açılabilirim diye düşünsün. Ayakta kalanlar ligi bile diyebiliriz valla ben sana. Şu an öyleyiz diyorsun. Öyle olmalıyız. Şu an öyleyiz ama değişelim dönüşelim. 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 Biz yetenekler ligi, biz gelişim ligi olalım. Başka liglerini alalım, geliştirelim. Doğru çok beş doğru büyük haklısınız. Ligi, köprü vazifesi görelim. Çok haklısınız. Ki bunu kolaylıkla yapabiliriz. Hem kendi toprağımızdan hem çevredeki ülkelerin toprağından cazibe merkezi haline kolaylıkla gelebilirsin. Ligin en hızlısı Gustavo. Posta gazetesinden geldi ekranlara. Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Kasımpaşa maçında sınırları zorladı. Fenerbahçe'de bir ara Emre Belezoğlu ile sorun yaşasa da her teknik adamın vazgeçilmezi olan Luis Gustavo. Kasımpaşa maçında 34.5 kilometre hıza ulaştı. 90 dakikada 12.7 kilometre ile sahanın en çok koşar ismi oldu ki ilk 8 hafta biz her hafta veriyoruz biliyorsunuz. Hem o haftanın hem de toplamını iki farklı günde paylaşıyoruz sizlere. Gustavo her zaman ilk beşin içerisinde çoğunlukla ilk üçün içerisinde yer alan oyuncu Marek ile birlikte. Buradan da hakikaten bu yaşta bu disipline bu enerjiye sevgilerimizi e, şey, saygılarımıza bir kez daha şapka çıkaralım. Doğru. Yani bir de belli bir yaştan sonra da gerçekten Luis Gustavo büyük gelişim gösterdi. Bayern'e kaç yaşında gitti? 2011-25 mi oluyor? 24 yaşında Bayern'e gittikten sonra mesela Bayern'den sonra düşüş yaşamadı. Bosburg'a 16 milyon bonservisle gidiyor. Marsilya'ya 10 milyon bonservisle gidiyor. 30 yaşında. Fenerbahçe 6 milyon bonservisle. Her seviyede yaşı ilerliyor ama yaşsız gibi Luis Gustavo fiziksel seviyesini koruyor. Zaten fiziksel seviyesi alamet-i farikası. Marsilya'dan gittiğinde de tek tekleri üzülmüştü. Oynatıyordu zaten Luis Gustavo lig başlamıştı. İlk iki üç maçta direkt ilk 11'de oynatıyordu Fenerbahçe. Marsilya'dan oynayan oyuncuyu aldı lig başlamış ve direkt oynayan oyuncuyu aldı. Bu lige değer kattı. Gençlere de çok doğru bir rol model. Şimdi Beşiktaş'tan bir başlığımız var sırada. Ha pardon. Peki bir aramız varmış. Bir araya gidelim ardından Beşiktaş'a devam edelim. Hürriyet gazetesi geliyor ekranlara. Kartal U19 takımına gol olup yağdı demiş gazete. Can Bozdoğan hat-trick yaptı diyor. Ondan da önemlisi herhalde iyileşenler mesaide demiş gazete. Dünkü hazırlık karşılaşmasının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Siyah beyazlılar pazartesi günü saat 16'da yapılacak antrenmanında Başakşehir hazırlıklarını sürdürecek. Takımda sakatlıktan dönen Gezal, Alex Teşiyer'e Necip ve Wellington'un bugün ve yarın idman yapacağı yazılmış. Hemen yanında da ee, Sergen Yalçın'a bir maç ceza verildi diyor gazete. Şu ufak siyah kutunun içinde görüyorsunuz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Sivas Spor Karşılaşması'nda müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi. Süper Lig'deki Başakşehir müsabakasında takımın başında olamayacak Sergen Yalçın yine ligde oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte yedek kulübesine geri dönecek diye okuyucusuna aktarmış gazete. Dün de konuşmuştuk. Sergen Yalçın'ın 36. maddeden disiplin kurulu dün mü önceki gün mü sevk edildiğini konuşmuştuk burada. 42. maddeden değil o doğrultuda bir karar açıklandı diye yazmış Hürriyet. Ve evet. Beşiktaş'ın sakatlarının da iyileştiği bilgisini paylaşmış ki Sergen Hoca da aynı, nokta, aynı şeye işaret etmişti. Döneme yani milli maç arası bitmeden sakatlarımız iyileşecek. Mehmet Topal dışında demişti. Büyük ihtimalle. U19 takımın oyuncuları A takıma çıkınca o 19 takımı da zayıfladı tabii çocuklar. <laughs> Berkay A takımda 11'de oynamış. Berkay vardır. Emirhan da 11'de oynamış. Kulübede vardı. E, Ajax maçında. Emirhan, Demirege. Onlar varlardı kulübede. Emirhan A takımda ilk 11'de oynamış bu maçta. Emirhan Berkay sanki daha fazla şey alabilirmiş gibi geliyor. Sürebe sorumluluk evet. alabilirmiş gibi geliyor. Necip'le gördüğüm kadarıyla 11'i yanlış yorumlamıyorsam Necip'le beraber savunma göbeğinde oynamışlar. Hmm. Sabek Rozi'ye, Solbek Umut Meraş oynamış. Stoperler Necip de Berkay'mış. Sakatlıktan önce Alex Teixeira, o da 11'de forma giymiş U19 takımına karşı. Zaten Sergen Yalçı'nın son müsabaka öncesi şöyle dediğini hatırlıyorum. Mehmet Topal dışında, Mehmet e. Topal'ın sakatlığı biraz uzun sürecek. Diğer sakatlarımız milli maç arasından sonra büyük ihtimalle bize katılacaklar demişti. Ki çok sayıda 11 sakat, 13 sakat da falan son maçlara çıktı Beşiktaş. Herhalde o problemlerin Çözüleceği bir süreç. Geçen yılda, geçen sezonda Beşiktaş'ın ivme yakıldığı dönem milli maç arasından sonraydı. Milli maç arasında çok kötü girmişlerdi. Ee, bir Konya spor muhabbeti. Esas sezon açılışını orada yaptı demiştiniz. Orada yapmıştı. Farklı bir Konya spor girmişti milli maç arasında. Milli maç arasından sonra uçuşa geçen Beşiktaş vardı. Bir sonraki sayfamız yine Beşiktaş cephesinden Fırsat transferi Umtiti demiş gazete. Beşiktaş Pjanić'in ardından Barcelona'nın bir başka yıldızını da kadrosuna katabilir İspanyol devine yakınlığıyla bilinen Sport Diario. Siyah beyazlıların Pjanić'in ardından bir fırsat transferi de Samuel Umtiti ile yapabileceğini yazdı. Fransız stoper için ülkesinden Lyon ve Nice'in de devrede olduğu belirtildi. Şuradan bakıyorum. Samuel Umtiti'nin peşindeki tek takım Beşiktaş değil diyor. Burada Pjanic. İbreyi Beşiktaş'a çevirebilmek adına devreye girebilir demiş ve oyuncunun künyesini solda paylaşmış. Böyle bir e, transfer transferde yapabilir Beşiktaş diye ihtimal olarak yazmış gazete. Evet, tepe takla bir düşüş yaşadı. Samuel Umtiti. Bu sezon hiç Şampiyonlar Ligi'nde ligde de Kubanom düşünmedi ki savunmada oldukça genç oyunculara da yer veriyor. Erik Garcia'lar, Araogolar falan oynuyor. Umtiti onlarına daha deneyimli ama onu düşünmedi kadrosunda her iki turnuvada da. Milli takımın aslında iki sene öncesine kadar falan e, düzenli oyuncusuydu. Fransız milli takımı yanılmıyorsam evet Dünya Kupası'nda ilk 11 evet. Dünya şampiyonu takımın e, az oyuncusuydu. 2018 Dünya Şampiyonu takımı ama sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle 2019'dan sonra. Daha yaşı 27. Eski takımı Lyon'la ilgilenmesi normal. Lyon satmıştı Barcelona 25 milyon euroya. Dolayısıyla gelebilirse tabii ki Beşiktaş'a eli değer katar şüphesiz ki. Değerli izleyenler şurada bakıyorum vakitide e, ha pekala. E Uğur Bey bir şeyimiz var. Dış basından tamam. e, öne çekmek istediğiniz bir başlık var mı? Lekip gazetesi. Hangi? Ülkesiz habere şey. haber. O bizim Parlak internet haber. sitemizden geliyor. Gelsin efendim ekrana. Binsports.com.tr 300 milyon sterlinlik satış onaylandı. İngiltere Premier Ligi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun İngiliz futbol takımı Newcastle United'ı satın almasına onay verildiğini duyurdu. Premier Lig'den yapılan açıklamada Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve ee, bunu herhalde İngilizce okuyacağız PCP Capital Partners ve RB Sports Medyadan oluşan konsorsiyum tarafından devralılması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi açıklamada. Premierlik Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır ifadesine yer verildi. Şunu tekrar okuyorum. Suudi Arabistan krallığının Newcastle United Futbol Kulübünü kontrol etmeyeceğine dair. Herhalde yukarıdaki diğer şeyler özellikle vurgulanıyor o yüzden. Diğer şirketler özellikle vurgulanıyor bu cümle doğrultusunda. Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu demiş gazete ve fotoğrafta da. arkaya asılan şey pankart herhalde, afiş evet. her neyse. Satışta. E, biraz protest mi yoksa? E tabi o zamanki yani eski sahibi e, çok memnun değillerdi ondan Mike Ashley'den. Onun umursamaz bir patron olduğunu orada belirtmişler ve satışta harika bir futbol kulübü diye pankart açmışlar. Zaten dün de kutladılar çılgınca. Evet. Newcastle United'ın zengin patronlara satılmasını. E, bir buçuk yıldır evet gündemdeydi bu konu. E, i̇ki sebeple duruyordu ama sebeplerden güçlü olanı. Bu ekrana gelen görüntüler de Uğur Bey'in az önce söylediği kutlama görüntüleri. Kutlamalar görüntüler. değil mi? İnsan hakları ile ilgili problemlerdi. Bu yüzden reddettiği söyleniyordu premierlik yönetiminin üniversitesinin satışını. Şimdi onlar da diyorlar ki e eyalet yönetimi ile bu şirketler ayrı. Birbirinden ayrık olduğunu yani iddialar o kanıtlamışlar premierlik yerlik Ve o yüzden dün satış gerçekleşmiş. Öyle iddia ediliyor. Daha çok da resmi açıklamalar söz konusu değil. Ben demin bir şey dikkatimi çekti. Biraz başa sarmamız mümkün mü? Ha dur dur bak. Diyor ki bir kazanan bir takım değil. Deneyen bir takım talep ediyoruz yazmış taraftar oraya. Çok e çünkü çok naif bir yaklaşım değil son, mi? Son tebrik ederim tabii bu arada. Evet. Çabalayan, vazgeçmeyen, mücadele eden kazanmak tamam eyvallah ama onun ötesinde kazanan, çabalayan, mücadele eden Orada bir... galiba kastedilen hani deneyen derken kastedilen hani bir hedefi ne olsun. New bir süredir yani ligde kalmak dışında, Premier Lig'de kalıcı olmak dışında bir hedefi yoktu. Biz şeyi biliyoruz Steve diyor Rus'ta yani. böyle menajer. menajer. Evet. Zaten iki sezondur 12-13'lü sıralarda bitirdiler ama hep e, küme düşme endişesi yaşadılar sezonun belli bölümlerinde. Ki şu anda dipteler. Sondan ikinci konumdalar. Galibiyetleri yok. Yani istiyorlar ki daha fazlasını deneyelim. Daha yukarıları hedefleyelim. Avrupa Kupalarını hedefleyelim. Çünkü Newcastle United güçlü bir geleneği olan bir kulüp. Bu da neyle olur? Yatırımla olur. Çünkü Premier Lig çok zengin kulüplerin turnuvası. Tahmin ediyorum Newcastle United ilerleyen zamanlarda başka e, hedeflere talip olurken göreceğiz. E, Uğur Beyciğim Gürler şimdi yazmış. Gürler Akgün e, bizim Beşiktaş muhabirimiz. Teşekkürler Gürler. Bir e, not hemen okuyayım size. E, onu da okutma okumadan kapamayalım. İlk yarı Beşiktaş'ta hazırlık maçında Mert, Roziye, Necip, Berkay, Umut, Can önlerinde. Emirhan, Alex, Oğuzhan, Salih ve Güven. İkinci yarıda Mert kalede Roziye, Wellington, Berkay, Umut. Önlerinde Josef. Gezal, Ege, Can, Salih ve ileride de Güven şeklinde oynadılar demiş. Teşekkürler sevgili Güller. Hazırlık maçının ilk yarı ve ikinci yarı kadroları bu şekildeydi demiş. Tamam, Onu da paylaşmış olalım. Başlangıç onların ikinci yarıda Ege katılmış orta saha Ve veda vakti. Uğur Beyciğim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler haftanın son manşetini burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.